Aslında çok tesadüf oldu. Nasıl bir tesadüf? Yani aşk tesadüf. Şöyle, ben amcasının kızına gittik biz tesadüf. Ben resmini gördüm dolabın üstünde. O anda çektim fotoğrafı. Kübra'nın resmini gördüm. O anda bir vuruldu, bir aşık oldu yani. Buzdolabın üstündeki resimde. Evet. Evet. Aa, bu kim dedi? Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Sonrasında 7 ayda bütün iş bitti. İş bitti. Ama hazırlayayım ben böyle bir şeye yani. 7 ayda işi bitirdi ama bizim damat. Siz tabii ki. Tabii ki hazır değildim size yani. Size bir 17 ay daha lazımdı herhalde. 17 ay değil de yani ben aslında Kübra'yı vermeyi düşünmüyordum. Evlendirmeyi düşünmüyordum hiçbir şekilde. Anladım. En azından i̇şte böyle şöyle gelir alırlar. İşte zaten aynen. Ben, aldı, gittik, zaten aldık, ben onu anladığım anda işi hızlandırdım. Ha baktım. Beni çözdü. Zora sokacaklar seni. İş evet. Yokuşa binecek. Onun için sen hemen. Evet. Çok kolay oldu. Çocuk var mı? Var. 1,5 yaşında. Allah bağışlasın. Şu an burada siz mi yaşıyorsunuz? Kim yaşıyor? Biz yaşıyoruz. Sen neredesin? Canan Hanım. Ben biraz daha uzaktayım. Ne kadar uzak? Söyle bakayım bana. Ona ben karar veririm. Annem görüyor. 500 kilometre falan var. Onu anladım gözünden. Annen hep böyle 10 dakikalık bir aramız var. Sessiz sakin midir? Bize mi öyle gözüküyor? Kayınvalide damarı var tabii ki. Var değil mi? O damar tuttu mu ne oluyor damar mesela? Tuttu. En fazla ne yapılıyor? Dimdik söyler. Ha, yekten. Lafı dolandırmadan. Yekten asla lafı dolandırmaz arkadan yani. Arkadan konuşmayı çatır, sevmiyorum çatır. O yüzden. Sevmiyorsun. Benim de şeyim öyle. E peki Kübra nasıl bir gelin? Kübra iyi bir gelindir yani. Evet. Çok i̇yi hızlıdır. Söyle. Çok iyi yani. İyisiniz. Çocuk konusunda biraz geçinemiyoruz. Başka şey dışında. O fix zaten. Bütün yani, kayınvalide gelinlerin o çocuğu yani, öyle giydirdim. Öyle yedirdim. Öyle yedirmeyin. Öyle yedirmeyin. Yani, onlar da yani. Ama başka şimdi hiçbir şeyimiz yok. Giydirmedir. Hani biz geçmişten eskilerden de öyle tabii, gördüğümüz siz kendi tecrübenizi dikte etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi gençler daha farklı. Allah ana gibi oluyor çocuklar. Aynen öyle. Sormak gerekiyor. Aslında şimdiki gençler daha bilinçliler o konuda. Biz biraz daha hata yaptık herhalde. Biraz onu ben de yaptım. Yani. Mesela ben de hep sürekli üşüyen bir insan olarak evi sürekli böyle 26 derecede falan tutan bir insanım. Bir gün doktor bir arkadaşımız Lina'yı ziyarete gelmişti. Zuhal dedi hayatım bu evin halini hamam mı işletiyorsunuz dedi. Niye dedim bu çok sıcak burası dedi. 21-22'dir dedi. Aa dedim aşk olsun dedim donduracaksın çocuğumu hasta edeceksin. Ama biz çok öyle dedi, yetiştirildik. Normalde 21-22 yani taş çatlası 23 olmalıymış evin derecesi. Öyle bir şey oluyor yani ister istemez. Evet.